Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemi desek de hepimizi etkiliyor, bütün dünya ülkelerini etkiliyor. Trump'ın ekibinde kim olacak, kabinesinde kim olacak, hangi politikalar yürütülecek herkes merak ediyor. Şimdi Trump ekibini herkesin tanıdığı, yani hepimizin tanıdığı bir Türk ismi atadı. Doktor Mehmet Özü, yıllarca Amerika Birleşik Devletleri'nde program yaptı, Amerikalıların da çok yakından tanıdığı bir isim, sosyal sağlık sistemlerinin yöneticisi oldu. Trump'ın yine Mehmet Öz'le ilgili övgü dolu açıklamaları da var. Neden acaba Mehmet Öz'ü tercih etmiş olabilir Trump, söyle, ne dersin? Beni biraz şaşırttı açıkçası, çünkü biz en son bıraktığımız yerde aralarının bozuk olduğunu tahmin ediyorduk. Çünkü bir önceki ara seçimlerde Mehmet Öz Pensilvanya'da senatör seçilmek için yarışmıştı ve Donald Trump onu destekliyordu. Fakat demokrat rakibine kaybetmişti. Trump'ın da Mehmet Öz'e çok kızdığı, hatta Mehmet Öz'ü burada aday göstermesini öneren eşi Melania Trump'a dahi kızdığı, küstüğü haberleri vardı. Ne kadar gerçek bilmiyoruz ama gerçeklik payı olsa bile belli ki onu aşmışlar. Doktor Mehmet Öz de Trump'a olan sadakatini, güvenini kanıtlamış gibi ki ödülünü aldı ve Trump'ın ekibine girdi. Hangi pozisyona aday gösterildi? Sosyal sağlık sigortası sistemlerinin yöneticiliğine aday gösterildi. Bu göreve gelmesi için aday gösterilmesi yetmiyor. Senato'dan da onay alması gerekiyor. Ama açıkçası çok kötü bir beklenti yok. Yani Trump'ın Adalet Bakanı adayı kadar büyük ihtimalle onaylanmayacak diyen yok. Tabii bizim için mutluluk verici bir isim. Çünkü Doktor Öz bir Türk de olarak, Türk vatandaşlığına da sahip biri olarak Amerika'da çok iyi yerlere geldi. Kalp cerrahı kendisi, ama özellikle beslenme, sağlıklı yaşama konusundaki tavsiyeleriyle Oprah Winfrey'nin programlarında ün kazandı. Sonra kendi şovunu yaptı. Fakat belki de çok çok da sevinmemeliyiz. Çünkü senatörlük için yarıştığı zaman gerekirse ben Türk vatandaşlığımdan çıkarım seçilirsem demişti. Bu bizde biraz hayal kırıklığı da yaratmıştı. Çünkü başka isimler bunu yapmadığı halde senatörlüklerine devam edebiliyordu. Yani neden Türk vatandaşlığından? Böyle bir gereklilik yok, zorunluluk. Evet, vazgeçmeyi bu kadar rahat göze alıyor diye. Ama yine de önemli bir isim. En azından tanıdık bir isim. Hele bir de Trump'ın kabinesine seçtiği isimler o kadar Türkiye karşıtı açıklamalarıyla biliniyor ki en azından bizden biri var diye biliyoruz. Bakalım bir etkisi olur mu olmaz mı, insanın da aklına geliyor tabii, evet, Türkiye politikalarıyla ilgili. Amerika'daki sağlık sistemi de çok önemli, fakat Doktor Mehmet Öz'ün de bazı tartışmalı adımları oldu geçmişte. Örneğin mucize ilaçlar olarak tanımlanabilecek ilaçları tanıttı, satmaya çalıştı. Bundan çıkar elde ettiği için senatoda ifade verdi vesaire. Yani yine tartışmalı bir isim kategorisinde de değerlendiriliyor. Bunu da aktaralım. Tartışmalı atamalar da sürüyor. Yine televizyondan bir transfer var kabineye. Yine Fox News sunucusu Sean Duffy Ulaştırma Bakanlığı'na aday gösterildi. Trump'ın kapatacağım, tasfiye edeceğim dediği Eğitim Bakanlığı'na da bir kişiyi atadığını görüyoruz. Bir kadın atandı. Tabii ki o da beyaz. Trump şu ana kadar kabinesinde tek bir siyah ya da Asya kökenli, tabii ki Mehmet Öz'ü saymazsak, hiçbir ismi atamadı. Bu da Joe Biden'ın siyahlar, Latinlerle dolu kabinesinden çok başka, tam bir beyaz üstünlükçü yaklaşım izdüşümü veren tercihi gösteriyor. Eğitim Bakanlığı'na dedik Linda McMahon atandı. Çok sıra dışı bir isim. Özellikle Amerikan güreşi, boks sporlarının düzenlendiği o organizasyonların başında olan, o federasyonun başında olan bir isim. Peki neden Eğitim Bakanlığı? Bir anlamda da hem şov dünyasında hem iş dünyasında bir kadın. Ama işte önemli bir detay var burada. McMahon özellikle okullarda ebeveynlerin izni bilgisi dışında çocukların reşit olmadan cinsiyet değiştirilmesine onay verilmesini, okul yönetimlerine, öğretmenlerine bu yetkiyi tanıyan uygulamaları tersine çevirmeyi, kaldırmayı belirtiyor ve daha farklı bir müfredat konusunda Trump'la benzer fikirde. Yani Trump Eğitim Bakanlığı'nın da eğitim sisteminin de ayarlarını değiştireceğiz. Özellikle de bu cinsiyet geçişi konusunda. Bir de kabine atamaları sürerken Trump'ın ekibindeki en önemli isimden de bahsetmemiz gerekiyor. O da Elon Musk. O da tartışmaların artık zannediyorum diğer isimlerin de tartıştığı bir figür haline gelmiş Elon Musk'ta.
Çünkü yani zaten siyasi nüfuzunu artırdı. Zaten dünyanın en zengin insanı. Ekonomik gücü tartışılmaz. Artık siyasi bir nüfuzu var. Yönetimde bir rolü var. Evet. Tasarruf Bakanlığı'na getiriliyor. Bir de onun yanı sıra Trump'ın üzerinde o kadar etkisi arttı ki tartışmalara konu olduğu belirtiliyor. Bazı cumhuriyetçileri usandırdı, rahatsız etti, eş başkanmış, gölge başkanmış gibi davrandığını başkalarının gözüne çok soktu. Bütün toplantılara katılarak beden diliyle hatta seçtiği ifadelerle belirtilirken Trump ve Elon Musk adeta düşman çatlattı. Yani bir haber çıkmıştı geçtiğimiz günlerde. Elon Musk'ın Trump'ın danışmanlarından biriyle kavga ettiği yönünde. Tam bunlar konuşulurken ne oldu? Elon Musk ve Donald Trump SpaceX'in roket fırlatma denemesini birlikte izlediler. İşte Texas'ta gerçekleşti o roket fırlatma denemesi. Starship roketi uzaya fırlatıldı. Donald Trump Elon Musk'a ne kadar güvendiğini, bütün bu rahatsızlıklara rağmen onun yanında durmaya devam ettiğini göstermiş oldu. Onu övdü. Onu ve ekibini büyük vatanseverler olarak niteledi. Yani Elon Musk ne yapıyor bilmiyoruz ama çok başarılı. Hakikaten nereye kadar sürecek bu dostluk? Amerika'nın yeni ayrılmaz ikilisi oldular ve bütün dünyayı etkileyecek bir dostluktan, ilişkiden bahsediyoruz. Ama ben gördüğümde hep ürperiyorum bu ikilinin yapabileceklerini ve gücünü düşündükçe. Beni bir ürperme alıyor açıkçası. Herhalde bütün dünyayı da alıyor çünkü sınırı yok gibi duruyor. Evet. Ve tabii öngörülemez isimlerden bahsediyoruz.